Look, I just got the letter on Friday and I didn't know how to tell you. İçine atıyorum. Tamam, ben de Fanta bir kapalı. Tamam, benim için açtı. Saçımı yıkama işlemini gerçekleştireceğiz. Süper Fatih abi. Çekime yardım etmek için geldi ama saçım bittiğinde ancak burada olmuştu. Bu arada size bir haberim var. Bu ihaneti kabul edemiyorum. Eksiklerim var, onları almayı düşünüyorum. Ben yine amacımdan şaştım. Burada ne işi var onun? Ben normalde bu kadar uzun değilim. Aa evet, uzun alalım. Terlik aldım. Bu arada bu terliğin aynısını başka bir yerde 2 katı fiyatına buldum. Biraz daha böyle kısa olması gerekiyor bunun. Gardırop hesabımda satışa koydum yarı fiyatına. Karışıklığı toplamak istiyorum. Burayı yine bayağı karışmış. Çok wow etkisi yaratmayan ürünlerdi bu ayın bir taneleri. Bugün çok koştuğumu bir gün çünkü bugünden itibaren tatilime sadece 5 gün kaldı ve yapılacak işler çığ gibi büyüyor azalması gerekirken. Gün içinde koştururken vlog çektiğim zaman o günün nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bu gücü ben de olabildiğince kullanmaya çalışıyorum. Güne yeni başladım. Şimdi hemen cildimi temizleyeceğim. Sonrasında da birlikte hazırlanıp dışarı çıkacağız. Let's go have some fun. Geldiği gibi değil de üstünden biraz zaman geçtikten sonra videomda buna yer vermek istedim. Ben Foreo'yu günde 2 kez kullanıyorum. Sabah ve akşam olmak üzere. Sabahları uyandığımda yani şu an cildime bir yüz temizleme jeliyle veya köpüğüyle uyguluyorum. Direkt şu ortasındaki tuşa basıp cildinize dairesel hareketlerle uygulamaya başlıyorsunuz. Ve yarattığı titreşime sadece cildime değil bana da o enerjiyi yansıtıyor. Beni en çok cezbeden noktası uğraşsız olması. Farklı farklı başlıklar kullanmanıza gerek kalmıyor. Sadece bu ürünü tek bir tuşuna basıp kullanabiliyorsunuz. Ben bir aydır kullanıyorum dediğim gibi. Henüz hiç şarjı bitmedi ama almadan önce kullanıcı yorumlarını okumuştum ben. 450 kullanım sonrasında şarjı bitiyormuş ve Foreo da İsveç markasıymış. Bunu da araştırırken öğrendim. Kullandıktan sonra ilk hissettiğiniz şey bir rahatlık hissi oluyor. Yani benim ilk gözlemlediğim bu oldu. Ve siyah noktalarında bir azalma gözlemledim. Benim sadece şu burun üzerinde minik minik ve gerçekten hani derinin altına yerleşmiş siyah noktalarım vardı. Onları temizlediğimi gördüm. Sabah kullanma sebebim güne temiz bir ciltle başlamak. Akşam kullanma sebebim ise makyajımı temizledikten sonra cildimde kalan makyaj artıklarını derinlemesine temizlemek. Makyajımı temizledikten sonra Foreo Lumamine 2 ile de cildime makyaj kalıntılarını temizliyorum. Ve cildimi de yumuşacık yaptığını bu bir aylık süre içinde gözlemlediğimi belirtmek istiyorum. Bu bir aylık süre içindeki deneyimlerim genel olarak bu şekildeydi. Hatta tatile de yanımda götürmeyi düşünüyorum. Çünkü hani bir alışkanlık haline geliyor artık bir süre sonra. Ve hani sabah kalktığımda elim direkt buna gidiyor. Cildimi derinlemesine temizlediğini hissettiğim için kullanıyorum ve kullanmaya da devam edeceğim. Cildimi hazırladım ama dışarı çıkabilmek için üzerimde hazırlamam gerekiyor. O yüzden üzerimi giyeceğim ve makyaj yapacağım. Her ne kadar çok fazla istemesem de. Thank you.
Evet, şimdi görmüşken hemen aklıma geldi. Avon'dan şöyle bir kargo geldi. Hemen sizinle paylaşmak istedim. Tam bir yaz kargosu. Kutunun içinden bir tane body mist, bir tane koruyucu yüz için güneş kremi, bir tane ruj, bir tane de bronzer çıkıyor. Ama ben bu bronzer bu arada stick formda. Şu ikisini kullanmayı düşünmüyorum. Bu ikisine sadece ihtiyacım var. Bunları da tatil bavuluma koyacağım. Bir vücut spreyi zaten alacaktım tatil bavulum için. Şimdilik bunu kullanırım. Krem de zaten tatilde hep lazım oluyor. Çünkü ben beyaz tenli olduğum için ve henüz hiç bronzlaşma aşamasına geçmediğim için lazım olacak. Bunları ben kullanayım dedim. Yine çekinerek söylüyorum. Şu ikisini de size hediye etmek istiyorum. Yani içinizden bir kişiye mini bir çekiliş diyelim buna. Hani öyle çok büyük bir şey değil. Katılmak için yapmanız gereken tek şey beni YouTube'dan ve Instagram'dan takip etmek. Bu kadar. Bunun dışında başka hiçbir şey istemiyorum. Ben de geldikçe böyle bir kısmını size, bir kısmını kendime ayırıyorum. Bu şekilde. Şimdi bunları kaldırıyorum. Hatta hemen şimdi şu çantama koyayım. Bunda makyaj malzemelerim var. Bunda bakım malzemelerim var. Şu şekilde içine atıyorum. Yalnız bayağı bir güneş kremi almışım. 2 kişilik aldım bu arada. Hani toplamda 5 tane var. Bir de poşet aldım yanına yedek. Ne olur ne olmaz diye. Bu da burada dursun. Evet, bugün yine beyazlara büründüm. Nefes nefese kaldım. Saçım başım dağınık ama zaten hani kuaföre geldim diye çok fazla özenmedim. Direkt böyle yataktan kalktığım gibi çıktım. Bu arada bugün günlerden pazar, normalde Fatih abi kapalı. Ama servisim benim için açtı. Ve büyük ihtimalle şu an asansöre en son oluyormuş. Saçımı ne kadar kestireceğimi bilmiyorum. Yani şu kadar falan düşünüyorum. Bu aynayı hiç sevmiyorum. Siz hep soruyordunuz neden Fatih abiye gitmiyorsun diye. Hani belirli bir sebebi yok. Aramızda bir şey olduğundan kesinlikle değil. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Geldik. Ben de odayı değiştirdim sandım, seni takip ediyorum. Evet, şimdi geldim, saçımı yıkama işlemini gerçekleştireceğiz. Bu arada kıvırcık halini çok sevdim. Kalemi çıkarayım mı? Yok. Sığabilecek miyiz? Şu an bayağı bir sıkışık bir halde video çekiyorum. Bartu ve Tolga geldi yanıma. Çekime yardım etmek için geldi ama saçım bittiğinde ancak burada olmuştu. Neyse, teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben çok sevdim. Tam istediğim boydu. Hani böyle ne arada ne çok kısa.
İstediğim gibi bir boy oldu. Bu arada bugün de makyajı yok gibi yapmışım, şu an fark ettim. Size bir haberim var. Fatih abiye Burcu Çakmak'tan geliyoruz diye giderseniz tüm renklendirme işlemlerinde %25 indirim kazanabileceksiniz. Yani sadece Burcu Çakmak yönlendirdi. Burcu Çakmak'ın videosundan geldik diye belirtmeniz yeterli. Bütün renklendirme işlemlerinde %25 indirim yaptık size. Güle güle kullanın diyorum. Yazın zaten ışıltıları, boyaları çok fazla tercih ediyoruz. Siz de Fatih abiye gönüllendiğine gidebilirsiniz. Ne yapalım dedik, düşündük. Sass Falcoz'a gidelim diye bir karar aldık. Sass Falcoz burada çok güzel bir kafe, rengarenk. Hatta oranın duvarlarını Derya abla boyamıştı yani. Bazı sanatsal çalışmalar yapmıştı. Her giden orada genelde melek kanatları var. Gittiğimde gösteririm size. Onun önünde fotoğraflar çekiliyor. Ve bu şekilde hani Instagram'da da çok fazla paylaşımlar yapılmaya başlandı. Ben de o şekilde tanıdım Sass Falcoz'u. Kahvaltı yapacağız bu arada. Saat 4. Ben kahvaltı yapmadım Martül'e yaparız diye. O da demişti ki ben hiçbir şey yemedim. Seninle buluşacağım diye. Birlikte yeriz diye. Ama o sırada bir tost yemiş. İhanet etti bana. Bu ihanet kabul edemiyorum. Evet. bir daha açsana. Evet, göster. Öğret nasıl yaptın. Evet. Ne kadar farklısın burada. Evet, göster. Öğret. Eski videolarını izleyip üzüntüye kapılıyor. Çünkü çok zayıftı orada. Ama tekrar zayıflayacağım. Bakacağız. Hiçbir çaba göstermiyorsun. Benimle yarışamayacak. Tovgiş para çekti geldi ve Sass Falcoz'a doğru yola çıkıyoruz. Beni seçmesen de yok desen de ateş yanar değil. Ama evet, size şöyle bir mekan turu attırayım. Biraz da Karadeniz'in güzel mekanlarını göstermek boş istiyorum. Bomboş. Şöyle kocaman bir mekan bu arada. Ve rengarenk. Fotoğraf çekileceğim, buradaki kızın kalkmasını bekliyorum. Tabii bir yemek yiyelim ondan sonra. Bakın. Rengarenk. Şimdi Teklen'e geldik. Teklen'den tatil için eksiklerim var. Onları almayı düşünüyorum. Seyahat yastığı en önemlisi. Yastıksız bir yolculuk düşünüyorum. Burada güzel çerçeveler var. Şöyle 25 TL fiyatı. Bakabilirsiniz. Yani Teklen'i ben zaten çok seviyorum. Hem uygun fiyatlı hem de çok güzel ürünler oluyor. Ben yine amacımdan şaştım. Seyahat yastığı almaya gelmiştim ama çerçeve bakıyorum. Şurada bir seyahat yastığı gördüm ama burada ne işi var bunun? Evet. Çok güzel. Çok güzel bence. Bunu alayım mı? Rengi de güzel. Ama şey, yakar mı acaba? Benim için o da evet, çok önemli. ACV2'dekiler çok güzel ama onlar da kumaşı kadif olduğu için terletir yazın. Hatta çok bunaltır. O yüzden oradan almadım. Yoksa 30 TL'ydi ve flamingoluydu tabii ki de. Almam için hiçbir engel yoktu. Burada seyahat setleri var. 11.99 ve 7.99 TL olmak üzere. Bunlardan gratis'te de satılıyor. Çok kullanışlı oluyor bunlar. Mesela diş fırçanızı koymak için ya da yanınıza kısa bir süre gideceğinizde koca bir şampuan almak yerine şöyle küçük bir şişeye doldurup götürebiliyorsunuz. Bu yastığı alıyorum sanırım. Bu arada bugün hiç vlog çekmek istemiyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum. O yüzden eve gittiğimde ancak bir şeyler paylaşırım. Bavulumu yerleştirir, dolabımı düzenleriz falan. Şu an yeri geçiyor. Çok utanıyorum topluluk içinde video çekerken. O yüzden böyle en kuytu köşelere geçiyorum. Bu ne kadar dar bir ayna ve uzun gösteriyor sanırım. Çünkü ben normalde bu kadar uzun değilim. 1.68 bu arada boyum. Kesinlikle uzun gösteriyor. Bazı aynalar böyle hileli oluyor. Özellikle mağazalarda. Boyunuzu daha uzun gösterip kilonuzu da daha az gösteren aynalar tercih ediyorlar. Satış stratejisi bu tamamen. Üzerinize kıyafeti yakıştırıp almanız için. Yani aslında siz elbisenin sizi zayıf gösterdiğini sanıyorsunuz ama aslında sizi zayıf gösteren şey ayna. Şimdi sanayide bir pide yedik ama dünyanın en güzel pidesi. Kesinlikle Emre Pide'ye gelin ve pidesini bir yiyin. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Küpelerimi takmayı unutmuşum bu arada. Kuaförde çıkartmıştım. Bugün böyle hepimizde bir halsizlik var sebebini anlayamadığımız ve çok yorgun hissediyoruz. Uykum var benim mesela çok fazla.
Dedim ki hani meydanda en azından alışveriş yapabileceğim yerler var. Oradan kıyafet bakarız sizinle birlikte. Çünkü her ne kadar bavulum çok dolu da olsa giyecek hiçbir şeyim yok. Yıkılmış, yıkılmış. Bununla gidiyorsun. Aa evet, bununla alalım. Senin almana gerek yok bence. Hayır ya, ben şöyle şey, boyna sarılı seviyorum böyle. Yatıyorsun. Ben iyisin. Böyle cama koyuyorsun, yürüyorsun. Ama bu işte sadece bir yere koyuyorum. Yok, boynuna tak. Şimdi kendime tatil için bir çift terlik aldım. Bu arada bu terliğin aynısını başka bir yerde iki katı fiyatına buldum. Daha sonrasında gördüm yani. Ben 35 TL'ye aldım. Hasır bir terlik. Bayağı ucuz burada terlikler. Onu fark ettim. Tatil alışverişi için en uygun fiyatlı yere geldim. Şimdi Adax'tan bir şeyler bakacağım. Mesela şunu çok beğendim. Kot şortlarla güzel olur. 36 bedenini aldım. Şimdilik bunları seçtim. Başlıyoruz. Bu üstündekinin rengini beğendim. Şortu sadece hani şortla nasıl duruyor diye bakmak için giydim. Yoksa evde çok fazla şortum var, almayacağım. Bunu alabilirim. Bu da çok güzel ama bu çok dökümlü. Hani şortlarla falan kötü durabilir şu önden içine soktuğumda. Bu şekilde. Kolları bu kesimde olan tişörtleri çok seviyorum ama bunu maalesef sevmedim. O yüzden almayacağım. Şort biraz kötü gösteriyor kombini çünkü çok arada bir boy. Hani biraz daha böyle kısa olması gerekiyor bunun. Bu çok tatlı rengi falan ama sanırım kendime yakıştırmadım. Ter rengime uymadı. Ya bunun rengi çok güzel. Şöyle çok tatlı bir sarı. Ve boyu da hani kısa, bu yüzden sevdim. Bunun bir de şöyle bir buz mavisi rengi var. Bunu deneyeceğim şimdi. De çok güzel ama bunda sadece L beden kalmış. O yüzden bayağı bir bol durdu. Tek çekim mi oluyor? Evet. Of, bir çıktım hava kararmış. Girdiğimde apaydınlıktı. Eve geldim ve böyle bir manzarayla karşılaştım. Ablam bana kıyafet bırakmış. Normalde bilirsiniz, abla kardeşler arasında çok fazla kıyafet alışverişi olur. Bu bizde çok geçerli değil ama şimdi tatile çıkacağım için hiçbir şeyim yok demiştim ablama. O yüzden o da bana bir şeyler getirmiş tatile giymem için. Şöyle renkli bir şort. Çok fazla benim tarzım değil ama hani giyecek bir şey bulamadığım zamanlarda tercih ederim. Ama bu ikisi çok güzel. Renklerini özellikle çok sevdim. Şu elbiseye zaten bayılıyorum. Böyle maviş bir elbise. Altı fırfırlı geliyor. Bunları da şöyle bir göstereyim size detaylı. Bir tane küpe aldım. Ama şu an küpeyi açamıyorum. Aç, gel. Her şeyle, elbiselerle, böyle saçımı topuzu yaptığımda falan kombinimi şıklaştırırım diye aldım bunu. Yani tatil için değil aslında, burada kullanırım düşüncesiyle aldım. Bir tane aseton aldım. Bunu az önce marketten aldım. Çünkü yarın işe gideceğim ve ojelerimi değiştirmem gerekiyor. Hani ellerimdekini değiştiremiyorum, kalıcı oje. Ayak ojelerim için aldım bunu şimdi. Terlik aldığımı söylemiştim. Hemen açıyorum. Şöyle hasır bir terlik aldım. İki tane de tişört aldım. Bunları zaten üzerimde göstermiştim size. Bu böyle sanki makineye atmışsınız da rengi solmuş gibi. Öyle bir havası var. Bu daha çok tatlı bir sarı renk. Ve kısa. Yani buna göre daha kısa geliyor. Şortların üzerine giymek için aldım. Sanırım yeni saçıma alışamadım henüz. Böyle çok tuhaf geliyor bana. Neyse ki kısa bir süre sonra uzayacağını biliyorum. Şuradaki karışıklığı toplamak istiyorum bir an önce. Whatever you say, go. Nobody needs to know. Whatever you say, go. I'm under your control. Whatever you say, go. Nobody needs to know.
Bavuluma bir şeyler eklerken bir yandan da bazı şeylerin gereksiz olduğunu ve çıkarmam gerektiğini düşündüm. Bu mezuniyetimde giydiğim elbise hani belki orada ihtiyacım olur diye yanıma almıştım ama aslında çok da ihtiyacım olmadığını fark ettim. Trendyol'dan almıştım. Ben bunu bir kez giydim. Gardırop hesabımla satışa koydum yarı fiyatına. Yani aldığım fiyatın yarısına şöyle sırtı çaprazlı. Gardırop hesabımın linkini de aşağıya bırakırım. Bu elbiseyi hiç giymedim. Yani tatilde de yanıma alacaktım ama vazgeçtim. Bu mavi elbiseyi burada giymek için almıştım. Hani tatile de ekstra giyecek bir şey bulamazsam diye götürecektim ama baktım bavulumda giyecek çok fazla şey var. O yüzden çıkarttım bunu da. Şöyle bir kalem etek var. Bunu da çıkartıyorum. Gerek yok. İki tane de tişört çıkarttım ve bavulumun biraz da olsa hafiflediğini görmek beni rahatlattı. Akşam gezisine çıktık. Geç kof. Burası normalde boştu. Şu anda karışık hafif. Dün firmalardan gelen kargoları buraya koydum. Bir de bitenlerim var. Onları da şimdi size gösterip çöpe atmak istiyorum. Öncelikle şunu göstereyim. Siyos'un şampuanını bitirdim. Bende kepeklenme gibi bir sorun yaratmadı. Ne çok güzel ne çok iyi. Ama sanki böyle hani emin değilim. Bundan da olabilir. Saçımın biraz uzadığını fark ettim. Bu şampuandan mı kaynaklı bilmiyorum. Güzel bir şampuandı. Zaten fiyatı da uygun gayet. Ulaşılabilir bir ürün. Avon'un bu parfümünü bitirdim. Adını bilmiyorum. Bu bana Avon'dan hediye gelmişti. İkili setti bu. Kadın ve erkek için. Çok güzel bir koku değil. Çok da kalıcı bir koku değil. Ama hani yine uygun fiyatlı bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak bir tane duş jeli bitirdim. Bu ay 3 tane duş jeli bitirmişim. Yani bana göre çok fazla. Pamuk ve gencik sütü olanını bitirdim ben. Hani duş jellerinde öyle çok seçici değilim. Bu şekilde hani çok wow etkisi yaratmayan ürünlerdi bu ayın bitenleri. Bugünüm de dolu dolu geçti. Biraz yorgundum. Enerjim düşüktü ve hani gerçekten bir süre sonra artık video çekmeyi bırakayım diye düşünmüştüm ki sonrasında hep böyle oluyor. Enerjim yerine geliyor belirli bir saatlerde. O yüzden toparladım. Videoyu kapatıyorum. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Eğer videoyu beğendiyseniz ve daha çok vlog gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basabilir ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.